okuma yazma bilmeden, çünkü kalma yok. Haklı, haksız, işte eğitimli, eğitimsiz, çalışan, çalışmayan ayrılmadan liseye kadar geliyor. Liseye geldikten sonra da maalesef arada kaynayarak üniversiteye kadar ulaşıyor. Tabii ki çok güzel eğitimlerimiz var. Bunları kesinlikle ayırıyoruz bu kısmına. Ama maalesef bu eğitimi bütün topluma yaymamız lazım. Yalnızca işte ülkenin %2'si, %5'i düzgün eğitimli olsun gerisi, ama okulu bitirsin de bir çözüm üretemiz. Hepimiz el birliğiyle, eğitimde özellikle parasız eğitime yönelerek, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir eğitim alması lazım. Çok güzel bir gençlik yetiştirirsek zaten bizim hiçbir şeyden kaygımız olmayacaktır. Bu konulara çok dikkat etmemiz lazım. Ailelere, annelere çok büyük emek düşüyor. Şu anda aileler maalesef işte baba çalışıyor ama evi geçindirmeye yetmiyor. Anne çalışıyor. Bu sefer çoluk çocuk boşta. Herkes bir kenarda. Maalesef internet çok güzel yanları var, çok güzel bilgilerin olduğu yerler var ama maalesef şu anda çocuklarımızı esir almış durumda. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Çocuklarımızı daha bilgiye yönelik yetiştirmemiz gerekiyor. Ezberi eğitimden vazgeçilmesi gerekiyor. Çocuklarımıza her şeyden önce bir kere çok iyi kanunlarımızı öğretmemiz başlıyor. Çocuklarımız yani 20-21 yaşına geliyor, kanunla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ve şu anda inanın 12-13 yaşındaki çocuklarımız farkında olmadan suç işliyor. Bunların eğitimlerini okulda vermemiz gerekiyor. Aile yapısına okulda eğitim vermemiz gerekiyor. Yani bunları yapmazsak, geleneklerimizden koparsak, bu sefer tamamen batılaşmaya yönelik birbirinden bir haber, bir ülke hale geleceğiz. Biz Antep'te bu konuda şanslıyız. Ailelerimiz daha böyle birbirlerine tutunaklı, birbirlerine, büyüklerine saygılı olarak büyüyorlar ama bunu ülkeye yaymamız gerekiyor. Özellikle çok gelişmiş İstanbul, Ankara ve İzmir'de inanılmaz gençler ailelerinden kopuk yaşıyorlar. Bunların hepsine çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunun dışında açıkçası Suriye ve diğer komşularımızla çok iyi ilişkilerimiz söz konusu. Özellikle Vatan Partisi'ndeki kişilerin ve hepsiyle çok dostane irtibatlarımız söz konusu. Herkes kendi memleketinde mutlu. Herkes kendi toprağında mutlu. Şu anki duruma baktığımızda çok fazla sayıda mülteciler var. Mültecilerin şurası burası demek istemiyorum. Ama ülkemizi yaşanılabilir hale getirmemiz lazım. Kısa çözümlerle o insanları burada ağırlayalım. Biz severiz, misafirperverizdir Türk olarak. Türk diyorum ama yanlış anlamasın. Burada bütün Türkiye'yi kapsayan, bütün içindeki şeyleri barındırarak konuşuyorum. Ama herkes dediğim gibi kendi memleketinde güzeldir. Yani biz o mültecileri kendi bölgemize aldığımız zaman onların yerleri boşalıyor. Onların yerleri boşaldığı zaman belki kısa zamanda bizim avantajlarımız oluyor bölgemizde ama oraya başka güçler geliyor. Bu sefer ileriki durumlara baktığımız takdirde ciddi anlamda bizi tehdit eden güçler kapımıza dayanmış durumda. Bunları bertaraf etmememiz lazım. Biz birlik, beraberlik, el ele, kol kola ama herkes kendi ülkesinde bir yaşamı tercih ediyoruz parti olarak. Bilgi vermemiz lazım. Onun dışında birçok konuda özellikle AHİM'de alınan kararlar var partimizin baskılarıyla. NATO'yu bir kere karşıyız. Amerika'ya karşıyız. Niye karşıyız? Çünkü bizim içimize girerek dediğim gibi normal Türk geleneklerinden çok uzakta bir toplum yaratılmaya çalışmaktı. Kutuplaştırılma yaratılmaktı. Biz el ele kol kola hep beraber bir şey yapmak istiyoruz. Dini, ırkı, soyu ne olduğu hiç önemli. Biz hepimiz Türkiye'liyiz. Hangi ille olduğumuzun da önemli. Bir kere bunu üzerinde yoğunlaşacağız. Onun dışında dediğim gibi özellikle sanayicinin arkasında olacağız, esnafın arkasında olacağız. Bildirgemizi lütfen okuyun. Esnaflarımız ara eleman yetiştiriyor ama
maalesef ara eleman onun elinde kalmıyor. Çünkü onun tutabileceği güce sahip değil. Başka daha gelişmiş firmalara onları kaptırıyor. Yani bunları yaparken esnafımızın ciddi anlamda desteklenmesi lazım. Sigorta anlamında desteklenmesi lazım. Gerekirse elemanların maaşının anlamında bunu sağlayabilecek. Çok güçlü bir devletimiz var. İmkanlarımız var. Bankalar inanılın çok ciddi karlar yaptı bu sene. Yurt dışına baktığınızda birçok ülkede bu paraların çoğunu vergi olarak yine devlete veriliyor. Ama bizde bu böyle değil. Adamlar kârı cebine koyup gidiyor. Biz Vatan Partisi olarak bunlarda ciddi çözümlerimiz olduğunu yine söylüyorum. Ve oradaki özellikle gelirlerin %80'ine vergi uygulayarak bunu da üretime katıp milli gelirimizi arttırmayı hedefliyoruz. Bizim böyle şeylerimiz var, planlarımız var. Özellikle deprem bölgesi maalesef Antep'imiz. Bununla ilgili evlerin kontrolleriyle ilgili çalışmalarımız var. İşçilerimizin ya da işte kirada oturan insanlarımızın sorunlarını çözümle ilgili. Ama bunu yaparken de diğer tarafı da mağdur etmeden iki tarafın ortak şekilde enflasyonu sabitleyerek planladığımız projelerimiz var ve bunları hayata geçirmek istiyoruz. Ve bunları sağlarken de her şeyden önce ilk önce sizin bize imkanı sağlamanız, arkasından da biz size imkanlar yaratmaya talibiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Gaziantep halkı, emekçi kardeşlerim ve tüm ulusalcı, vatansever milletim. Bizler Türk milleti olarak, Türkiye halkı olarak, Türk milleti olarak zor günler yaşıyoruz. Hem işverenler tarafından, hem emekçiler tarafından, hem esnaflar tarafından, herkes tarafından bugün mutfağımızı, üreticilerimizin tarlalarını, cebimizi, her yerimizi yangın almış durumda, ateşler sarmış durumda. Artık buna dur diyebilmek için sistematik bir şekilde, planlı, liyakatli bir programla, bir örgütle, bir planlı hükümet sistemiyle bunun üstesine gelebiliriz. Bunun için öncelikli olarak sizin karşınıza görmüş olduğunuz öncü, nefer, her şeyini vatan için feda etmeye hazır olan bu karşınızdaki arkadaşlar ve bizzat ben şahsım, milletime, vatanıma, bayrağıma, kendime ve milletimize armağan feda etmiş durumdayız. Şu an biz bunları göğüsleyerek, bu yangına biz bu şekilde göğüsleyerek aslında çok büyük bir sorumluluğu üstümüze alıyoruz. Ve bu sorumluluğu kendimize bir numaralı görev bilincinde bulunduk ve buna her zaman hazırız. Milletvekili olarak, milletvekili aday olarak sizlerden burada arkadaşlarımızdan ve Gaziantep halkından desteklerinizi istiyorum. Çünkü bugün hükümet olarak aday olarak çıkan insanlar bize dayattıkları NATO ve NATO'nun söyledikleri ve Amerika'nın söyledikleri, FETÖ'nün söyledikleri gibi bir takım programları hayata geçirmek için bir taraf korkan, bir taraf ise biat eden, yani aslında korkan taraf görüyoruz ki haberlerde iktidarın olduğunu ve aslında biat edenin de görüyoruz ki muhalefetin olduğunu, bunu her yerde, her mitinglerinde söylüyorlar ve söylemekten hiç çekinmiyorlar. Bugün özellik konusunu açarak sözler veren, efendime söyleyeyim, FETÖ'ye sözler veren, tarikatlara sözler veren ve haricinde gayrimilli konularda sözler veren muhalefet ve bunun akabinde iktidarlarımız artık ülkemizin gelecekteki bir sorunlarına çözüm yansıtmıyorlar. Bunun için milletvekili, mecliste milletvekili, vatansever, emekçi, üreticinin milletvekili, üreticinin meclisini kurmak için Vatan Partisi göreve başladı.
Sizlerden desteklerinizi talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gaziantep şanslı bir kent. Kadını, bir kadın adayı birinci sıraya koyan, kendini yetiştirmiş bir aydınımızı, veteriner hekimimizi, Binay Hanım'ı birinci sıraya koyarak Gaziantep halkına bir şans sundu. Gaziantep'te başka birinci sırada bir kadın adayımız yok. Neden bunun altını özellikle çiziyoruz? Çünkü ne kadar özenli davrandığını Vatan Partisi'nin ve Türkiye'nin önündeki sorunlara ne kadar titiz eğileceğini kadın adaylarıyla da gösterdi. Türkiye çapında kadın adayları birinci sırada, ikinci ve üçüncü sırada gösteren, en fazla gösteren parti şu anda Vatan Partisi oldu Türkiye çapında. Gaziantep'te bunlardan birisi. Değerli Ulusal Kanal izleyenleri, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, Gaziantep savaşçı bir kenttir. Gaziantep dayatılana boyun eğmez. Gaziantep işgale uğramasına rağmen, ciddi bir kuvvet tarafından işgale uğramasına rağmen bütün fertleriyle ve sessiz insanlarıyla, yani günlük yaşamının koşuşturmacası içerisinde olan insanların kahramanlaştığı bir kenttir. Yani Gaziantep'te sessiz insanlar böyle normal yaşamda pek varlığı hissedilmeyen insanlar zor zamanlarda kahramanlaşıyor. Gaziantep'in tarihi böyle bir tarih. Biz bunu en son Kurtuluş Savaşı'mızda gördük ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gazi kelimesini armağan edilmiş bir kenttir. Dolayısıyla burası bir aslında kahramanlar kenti. Sessiz insanların bir anda kahramanlaştığı bir kent. Zor zamanlarda kahramanlaştığı bir kent. Toplumlar zor zamanlarda, işgale uğradığı zamanlarda, ekonomik çöküşler yaşadıkları zamanlarda, iç savaş gibi belalara karşı mücadele etmek zorunda kaldığı günlerde sıradan insanlar bir anda kahramanlaşıyor. Sıradan vatandaşlar kahramanlaşıyor. Bu seçimde de bizim Gaziantep'lilerimizin kahramanca bir tutum almasını istiyoruz. Dayatılana boyun eğmemesini istiyoruz. Şu anda Türk seçmenine bir program dayatılıyor. İki parti giriyor seçime. Bir bu sistem partileri, bir de Vatan Partisi'nin programı. Bu program diğer bütün partilerin programından farklı. Dolayısıyla burada kahramanlarımıza, Gaziantep'in boyun eğmeyen insanlarına diyoruz ki dayatılana boyun eğme. Size bir program dayatılıyor. Ne dayatılıyor? Suriye ile huzursuzluk dayatılıyor. Ne dayatılıyor? Kabul etmeyeceğimiz bir göçmen politikası dayatılıyor. Ne dayatılıyor? Komşularımızla kavga etme politikası dayatılıyor. Irak'la, İran'la, Rusya'yla, hatta Karadeniz'de ve Gaziantep'in dibinde, şurada 10-15 kilometrede, Dabık'ta, onun aşağısında Amerika'nın desteklediği bölücüler ve Amerika'nın desteklediği yobaz örgütler dayatılıyor. Ve şu anda bu program Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokulmak istemiyor. Şu anda Gaziantep halkına ve Türkiye, Türk milletine, Türkiye'de seçimlerde FETÖ dayatılıyor. Aklınıza gelir miydi meclisi bombalayacak olanların, meclisi bombalayanların birkaç sene sonra mecliste milletvekili olacağı? Buyurun, oluyor. Hem CHP yapıyor bunu, hem de AK Parti içinde de biliyoruz. Var böyle hala bağlantılı olan isimler. Daha 5 sene önce, 6 sene önce meclisi bombalattılar. Darbeden zor kurtardık Türk milleti olarak canımızı. Şimdi o örgütün adamlarını milletvekili yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Sizin oylarınızla. Yapmak için dayatıyorlar. İşte FETÖ dayatılıyor. Birinci sıralarına Ankara'nın Çankayası'na FETÖ koymadılar mı? FETÖ'cüler. Şu anda zil takıp oynamıyor mu FETÖ'cüler? Dolayısıyla bir burada FETÖ'nün dayatıldığını görelim. PKK dayatılıyor. PKK da dayatılıyor şu anda. HDP aracılığıyla. Meclise milletvekili olarak girecekler. Mehmetçiğin peşinde koştuğu PKK'nın adamları meclise girecek seçmenin oylarıyla. Hüdapar dayatılıyor. Dayatılmıyor mu? Şeyh Said heykeli dikeceğiz diye Cumhuriyet'e kılıç çekenler dayatılıyor. Ha, demek ki bir dayatma var. LGBT de dayatılıyor. Az önce Binay Hanım çok güzel izah etti bize. Uyuşturucu dayatılıyor. Hüdapar'la LGBT'yi dayatanlar aynıları. Aynı sistem. Şehir merkezlerinde LGBT ol. Diyarbakır'da, Şırnak'ta Şeyh Saidçi ol. Aynı programın aynı adamları.
Dolayısıyla burada gençlerimize uyuşturucuyu dayatan, LGBT'yi dayatan, bölücülüğü dayatan, yobazlığı dayatan bu sisteme boyun eğmiyoruz Vatan Partililer olarak. Biz Vatan Partisi olarak da Gaziantep halkına diyoruz ki ey seçmenimiz, ey sessiz insanların kahramanlaştığı bu güzel kent, kadim bir kültürü olan büyük kent Gaziantep, gaziliğini göster ve bu dayatılana boyun eğme. İşte sizin karşısında bir kahraman, cumhuriyet kadını, bir vatansever kadın çıktı ve dedi ki bütün bunlara gelin meydan okuyalım, o meclisi meclis yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, eğer Vatan Partililer orada olursa o meclis olacak. Başka türlü meclis olmayacak orası. HDP'nin geçit töreni, Hüdapar'ın geçit töreni, liderlerin sözünden çıkmayan mebuslar toplamı, grubu, başka bir kelime kullanmayalım ama başka kelimeleri de hak ediyorlar maalesef. Çıkar ilişkilerinin odağında bulunan kişiler. Burada az önce sayın milletvekili adayımız, birinci sıra adayımız söyledi. Şu anda kıyı bankalarında 500 milyar dolar Türkiye'ye getirilebilecek bir para var. Vatan Partisi dışında cesaret eden bir parti var mı? O parayı biz Türkiye'ye getiririz diye. Çünkü biz onu söyledikçe siyaset esnafı, şu anda oy avcılığına girmiş olan, halkımıza tuzaklar kuran, ses araçlarıyla, bayraklarıyla, balonlarıyla halkımıza tuzaklar kuranlar bize ne diyor biliyor musunuz? Ey Gaziantep halkı, diyorlar ki şu 500 milyar dolar meselesini çok gündeme getirmeseniz kıyı bankalarındaki. Neden? Çünkü o kıyı bankalarına o paraları taşıyan mekanizma siyaset esnafıyla işbirliği yapıyor. Dolayısıyla bir, burada kıyı bankalarındaki paranın getirilmesi, banka karları, keza o da öyle, Vatan Partisi dışında bu bankaların tahakkümüne, bankaların haciz tehditlerine, bir banka sistemine, banka oligarşisine tavır alabilecek ve meydan okuyabilecek ikinci bir siyasi parti var mı? Biz varız. Biz bunlara meydan okuyoruz. Milletimiz batmayacak. Gerekirse bu bankalar karını milletimize paylaşmak zorunda. Dolayısıyla burada bu ekonomik zorlukların da üstesinden gelebilecek olan tek kadro hareketi aydınlıkta, aydınlıkçıların temsil ettiği Vatan Partisi'nin kadrolarıdır. Çünkü onlar bir siyasi çıkar ilişkisine girmeyi bir hakaret olarak kabul ederler. Burada toplanmasının sebebi de odur zaten. Vatan Partisi'nde neden şu anda gördüğünüz başıdik insanlar toplanıyor? Çünkü bu çıkar mekanizmasını darmadağın etmek için. Darmadağın etmek için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk'ün yaptığı gibi. Kamu çıkarı esastır. Bireysel menfaat değil. Bireysel menfaatinin peşine düşenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer bulamaz. Ama şimdi bakıyoruz siyaset öyle bir şey olmuş ki. İhale almak isteyen mebus oluyor. Müteahhit olanlar mebus oluyor. Bir yerde bir kamu kaynaklarından nemalanayım diye. Kısa yoldan zengin olmak isteyenler mebus olmaya çalışıyor. Milletvekili olmaya çalışıyor. Bu sisteme dur diyelim artık. Bu sisteme dur diyelim artık. Vatan Partisi bundan önce hep uyardı seçmenimize. Ve şimdi de uyarıyoruz. Biz tam bağımsızlıkçıyız. Bu NATO'nun Türkiye'ye biçtiği bütün elbiseleri yıkabilecek durumdayız. PKK'sını, FETÖ'sünü, Hüdapar'ını, gericinin ve yobazın bulunmadığı tek partinin yöneticileri olarak söylüyorum. Vatan Partisi'nde siz Türk milletinin birliğine yan gözle bakan bir kişi bulamazsınız. Şimdi düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi zaten Amerika'nın planlarında rol alıyordu, iktidar planlarında. Şimdi AK Parti ve MHP yöneticilerini iki gündür izliyorsunuz, Hüdapar'ı izah etmeye çalışıyorlar. Yok, İttifakta değil de şöyle de böyle dedi. Halbuki listelerinden meclise taşıyacaklar. Cumhuriyete meydan okuyan ve ilk dört maddeyi Türkiye'nin birliğini tartışmaya açanları. Dolayısıyla burada Vatan Partisi'nin kıymetini bilelim. Vatan Partisi bir şans. Gaziantep'ler için bir şans. Bir olanak sunuyoruz. Buradan çıkış var. Mahkum değilsin bu sisteme. Halkçı, kamucu, üreten, paylaşan, bilime esas alan, hayatta en hakiki mürşit bilimdir diyen, Mustafa Kemal'in tam bağımsız, Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesini hayata geçirebilecek, bu NATO'nun sınırını, Amerika'nın sınırını, İsrail'in sınırlarını, bize biçtikleri sınırları tanımayacak ve tam bağımsız Türkiye'yi inşa edecek bir irade var. Gaziantep halkımız bu iradeyle buluşuyor. Milletvekillerimiz, adaylarımız aracılığıyla biz oyunuzu kesinlikle bir dayatma sonucu değil, aklı hür, fikri hür, irfanı hür bir vatandaş olarak, Gaziantep'in kişilikli seçmenleri olarak sizlerin oylarına
talibiz ve sizlerle birlikte tam bağımsız birleşen üreten Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz diyoruz. Saygılar sunuyoruz. Bravo.